Merhabalar Uzun Hocam, nasılsınız? Merhabalar Merve Hanım, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Hocam, önünüzdeki fanus içerisinde YouTube üzerinden izleyenlerimizin size sorduğu sorular var. Dilerseniz izleyenlerimizi hiç bekletmeden cevaplamaya başlayalım. Başlayalım. Kura çekiyorum. Evet. Bu arada soruları da bilmiyorum Merve. Sürpriz olacak bize de. Oo, hocam merhaba. Ekrem Bey'in sorusu. Isı sayaçlarının muayenesi zorunlu mu? Varsa neden böyle bir zorunluluk var? Belirli bir zamanı var mı? Evet Ekrem Beyciğim, ısı sayaçlarının muayenesi zorunlu. Şundan dolayı zorunlu. Türkiye'de bir ölçüler ve ayar kanunu var. Bu kanuna göre ölçüm ekipmanlarının muayene edilmesi gerekiyor. Isı sayaçları için de bu muayene aslında 5 yılda bir. Yalnız bu 5 yılın hesabında şuna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bizim ısı sayaçlarımızın üzerinde bir damga var. Bu damga bazen etiket olarak karşımıza çıkıyor. O damganın tarihi ilk yıl kabul ediliyor. Yani örneğin 2018 yılında damgalanmış bir sayaç var. 2018 yılında alınmış olabilir. 2018 yılında binaya monte edilmiş olabilir. 2018 varsa o ilk yıl oluyor. 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022. 31 Aralık 2022 tarihinde aslında bu ısı sayacının 5 yıllık kullanım ömrü doluyor. Dolayısıyla 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren başlamak üzere 1 Ocak 28 Şubat tarihleri arasında 2023 yılı içerisinde ısı sayacının muayenesi için kat malikinin eğer kat maliki başvurmuyorsa bina yöneticisi tarafından ya da eğer burada ısı sayaçları bir yetkili okuma şirketi tarafından okunuyorsa bu yetkili okuma şirketi tarafından muayene başvurusunun yapılması gerekiyor. Muayene başvurusu her yılın 1 Ocağı ile 28 Şubat arasında yapılabiliyor. Eğer 28 Şubat bir resmi tatile denk geldiyse, bir cumartesiye veya bir pazar gününe denk geldiyse ne oluyor? Hemen o pazartesi gününün akşamına kadar saat 17'ye kadar muayene başvurusu yapılabiliyor. Muayene başvurusu yapıldıktan sonra da o yılın sonuna kadar. Yani bizim örneğimizde 2023 yılının 31 aralığına kadar muayenenin tamamlanması gerekiyor. Eğer muayene tamamlanmamışsa yine ölçüler ve ayar kanununun ilgili maddesine göre her yılda yeniden değerleme oranında yaklaşık artışıyla beraber ciddi bir cezanın ödenmesi muhtemel. Sayaç muayeneden geçmezse ya da muayene yapılmamış sayacın kullanılması halinde eğer bir şikayet muayenesi olursa, bakanlığa bir bildirim olursa ne oluyor? Hem ceza kesiliyor hem de ilgili sayaca el konuluyor. Ve bu yüzden böyle bir zorunluluk var. Zamanları da ifade ettiğim gibi Ekrem Bey. Yılbaşlarında hediye çekilişi gibi. Salih Bey. Hocam, komşum kuş besliyor ve evin damında her gün uçurup ıslık çalıyor. Ne yapmalıyım? Muhtemelen tek başına evdeki bir süs kuşundan bahsetmiyoruz. Bu kuş bildiğim kadarıyla binaların çatı katlarında beslenen güvercinler. Taklacı. Bunlar da çok özel taklacılar. Bunlar da çok özel güvercinler. Ve dolayısıyla uçurduktan sonra geri gelmeleri için de her güvercinin farklı bir eğitim şekli var. Islık çalarak onları geri çağırıyor. Valla önce komşuyla konuşmanızı tavsiye ederim. Çünkü binanın çatısı, binanın damı, binanın çatı haricindeki teras alanları ortak yerlerden. Dolayısıyla ortak yerlerin tüm kat maliklerinin faydasına kullanılması gerekiyor. Bu güvercinler de orada tabii bir kirlilik de yaratabiliyorlar. Sadece gürültü değil. Komşunuzla bu konuyu konuşup, yani bu güvercin besleme olaylarının evin damı dışındaki herhangi bir yerde yapmasını talep etmemiz gerekiyor. Komşumuz bu konuda rıza göstermezse ne olur? Eğer kat maliki ise kendisine, sulh hukuk mahkemesine dava açabiliriz. Eğer komşumuz kiracıysa
Kat malikini de taraf göstermek suretiyle müteselsiz sorumludurlar çünkü. Bu rahatsızlığın önlenmesi için yine sulh hukuk mahkemesinde dava açabiliriz. Ama bunun dışında lütfen güvercinlere herhangi bir müdahalede bulunmayalım. Bu da bir başka maddeydi. Devam ediyoruz. Evet, Gülden Hanım. Apartman ve site yönetimleri yıl sonunda ne gibi işlemleri zorunlu olarak yapmalıdır? İlk kez yapacağım, yardımınıza ihtiyacım var. Teşekkürler, iyi ki varsınız. Şimdi Gülden Hanımcığım, yıl sonu aslında apartman yöneticilerinin yapması gereken iş ve işlemler olay şu. Biz kat maliklerine hesap vereceğiz. Hesap vermemiz için bu iş ve işlemler konusunda önce onları bir genel kurul çağrısı yapmamız gerekiyor. Bir tarih belirlememiz gerekiyor. O tarihte genel kurulda kat maliklerinin salt çoğunluğu ve arsa payı çoğunluğu bulunmuyorsa ikinci toplantının tarihini belirlememiz gerekiyor. Yani bir toplantı çağrısı üretmemiz gerekiyor. Yıl sonu yaptığımız faaliyetlerin yani gelir ve giderlerin hesabını vereceğimizden dolayı da ne yaptık? Bir işletme projesine bağlı, bir bütçeye bağlı iş ve işlemler yaptık. Gelir ve giderlerin hesabını vermek için de bu işletme projesine uygun olarak bir gelir gider tablosunun oluşturulması gerekiyor. Çok büyük binalardaysanız tabii mizanlar vesaireler, buradaki hesapların kontrol edilmesi, satıcıların cari borçlarının, alacaklarının kontrol edilmesi, kat maliklerinin gerçekten bir ortak gider ve avans paylarını doğru mu topladık, onların bir kontrol, yani hesapların kontrol edilmesi gerekiyor. Deneticiye de bu hesaplar hazırladıktan sonra deneticiye denetim raporunun hazırlaması için de bu hesap ve kitapları belgeleriyle beraber teslim etmemiz veya bizim site yönetimin ofisi varsa orada incelemesini sağlamamız gerekiyor. Ve genel kurula hazırlanmamız gerekiyor. Yıl sonu yapılacak işlemlerle ilgili çok daha fazla detay var. Bu konuda lütfen yöneticinin yapması gereken yıl sonu işlemleri konulu videomuzu izleyebilirsiniz. Aynı şekilde Apsiyon'da yıl sonu iş ve işlemleriyle ilgili Apsiyon blog sayfasında da bu konuları ayrıntılarıyla okuyabilirsiniz. Oraya bekliyoruz sizi. Bir başka sorumuz Rahşan Hanım'dan. Hocam, bina toplantısına ben katılmamıştım. Benim haberim ve rızam olmadan beni bina yöneticisi seçmişler. Ben kabul etmediğimi söyledim. Bu süreçte alınan kararda resmi olarak yönetici atanır mıyım ya da herhangi bir hüküm teşkil eder mi? Cevaplarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi Rahşan Hanım, bu çokça gördüğümüz olumsuzluklardan bir tanesi. Yöneticilik özellikle apartman binalarında bazen sıraya konulmuş bir şekilde yapılmaya devam ediliyor. Kimse bir kere bir maliki veya bir kiracıyı yönetici olması için zorlayamaz. Çünkü bu bir gönüllülük esasıdır. Her ne kadar karşılığında yasada belirtilmiş de olsa, aidattan yani ortak gider ve avans payından muaf olma durumu ya da ücret olma durumu olsa da kimse zorla yöneticilik yapmaya zorlanamaz. Ancak şöyle bir sorun var. Sizi yönetici seçtikleri için eski yöneticinin görevi sona erdi. Dolayısıyla yöneticilik yapmayacaksanız dahi kat malikleri kurulunu acil olarak toplantıya çağırmanız gerekiyor ve orada gündemi olağanüstü olarak çağırıp bir yönetici seçilmesini sağlamanız gerekiyor. Aksi takdirde yöneticilik yapmaya zorlanamazsınız ama siz de yapmazsanız binanın iş ve işlemleri yerine getirilemez, enerjileri kesilir. Çalışan personel varsa maaşları ödenemez. Bina, kat malikleri ve dolayısıyla siz çok daha fazla zarar görebilirsiniz. Herhangi bir hüküm teşkil etmiyor. Yönetici olmayı kabul etmediğiniz için. Evet, sorularımız azalıyor. Son iki tane. Merve, son bir tanesini çekmesem olur mu? Yani sürprizim olsun hocam. Merhaba, WhatsApp gruplarından bahsettiniz. Bahsettik, evet. Sorum şu. Yönetici tüm kat maliklerinin açıkça telefonlarının kaydedildiği ve herkes tarafından görüldüğü bir grup kurduğunda bu kişisel verilerin korunmasına aykırı ya da suç teşkil edecek bir eylem midir? Teşekkürler İdris Bey. Şimdi İdris Beyciğim, burada tabii keşke yanımda Nihal Güneli
hanımefendi olsaydı, Sayın Avukat Nihal Güneli bu konularda uzman ve Apsiyon'da kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm videolarda ve yine ilgili gizliliğin korunması ile ilgili TCK kararlarında kendisinin videolarını izleyebiliyorsunuz. Ama şunu söyleyebiliriz. Bir kere bir kişinin ismi, soyadı ve o kişinin daire numarası, yine telefon numarası kişisel veridir. Burada benim tavsiye edebileceğim şey şu. Grubun yönetici tarafından kurulması tabii muhtemeldir. Grup kurulur. Ancak gruba davetlerin bu WhatsApp'ta ya da Telegram'da bulunduğu şekliyle grup daveti yoluyla yapılmasıdır. Yani kat maliklerine ve kiracılarına böyle bir grup olduğundan bahsedilir. Bu bahsedilen gruba da bir davet kodu vardır ya da bir davet linki vardır. Bu davet linki ya da kodu gönderilir ve kişiler kendi rızalarıyla, kendi rıza beyanlarıyla açıkçası ifade etmek suretiyle bu WhatsApp gruplarına katılabilirler. Bu yöntemi uygulamanız daha doğru. Sonra WhatsApp gruplarında da zaten kuralların doğru konması gerekiyor. Yoksa WhatsApp grupları gece geç saatlerde, sabah erken saatlerde, resmi tatillerde, özel günlerde, dini günlerde orada yazışmaya devam ediliyor. Ve bir süre sonra aslında kat malikleri kendi aralarındaki bu tartışmalardan dolayı da yönetim etkileniyor. Bence WhatsApp grubu kurmayın. Yani tavsiyem o. Merve'cim, bugünün son sorusu. Evet hocam, bekliyoruz heyecanla. Bugünümüzü tamamlamış olalım. Efendim, Yeşim Hanım'ın sorusu. Sitelerde ortak alan sigortası yapma zorunluluğu var mıdır? Ayrıca çok masraflı olan deprem sigortası yaptırma zorunluluğu var mıdır? Teşekkürler. Şimdi Yeşim Hanım, kat mülkiyeti kanunun ilgili maddelerinde sigorta yaptırma yükümlülüğü ve kararı kat maliklerine ait. Kat malikleri ortak alan sigortası yaptırmaya karar verebilirler. Bu karar niteliğine de baktığımız zaman aslında sigorta yaptırma kararı bir harcama kararıdır. Çünkü poliçenin primleri olacaktır. Dolayısıyla aslında işletme projesinin yapılması kararıyla eşdeğerdir. Nedir bu? Toplantıya katılanların, yani tüm malik sayısının değil, sadece toplantıya katılan malik ve vekillerinin toplam sayısının salt çoğunluğuyla sigorta yaptırmaya karar verirler. Peki yöneticinin görevleri arasında sigorta yaptırma zorunluluğu var mıdır? Şöyle, eğer kat malikleri veya toplu yapılarda toplu yapı temsilciler kurulu sigorta yaptırılmasına karar vermişse ya da o dönemin kabul edilmiş işletme projesinin kalemleri arasında sigorta poliçesi maddesi varsa ve karşılığında bir poliçe rakamı, prim rakamı yazıyorsa tabii ki yöneticinin görevi sigorta yapılmasını sağlamaktır. Biraz sigortadan anladığınızı anlıyorum. Deprem sigortasının maliyetinin yüksekliğinden bahsetmişsiniz. Aslında bu deprem sigortası doğal afet sigortası değil. Çünkü doğal afet sigortası aslında DASK denilen bilinen sigorta, primleri daha cüzi. Siz yangın sigortasından, yani içinde deprem teminatı olan sigortanın yüksekliğinden bahsediyorsunuz. Evet, doğrudur. Sigorta yaptırırken sigorta risklerimizi doğru analiz etmemiz gerekiyor. Ve Türkiye'nin birçok bölgesi deprem bölgesi, bazı bölgeleri tabii daha riskli deprem bölgeleri. Burada yaptırdığımız poliçeler arasındaki en pahalı rakam dolayısıyla yangın sigortasına, yani içinde deprem klozu olan sigortaya ait olacaktır. Sigortayla ilgili yükümlülüklerimiz bunlar. Bugünün YouTube sorularının kura çekiminin sonuna geldik. Bunlar gerçekten YouTube'da sorulan sorulardı Merveciğim. Evet hocam, gerçekten çok teşekkürler. Verdiğiniz bilgiler çok faydalı oldu. Ben bile birçok şeyi öğrenmiş oldum bu sayede. Özellikle soruları olan izleyicilerimize YouTube'daki bu videoların altına sorularını yazılı olarak göndermelerini istiyoruz ki bir sonraki videomuzda da açıklayalım. Değerli bilgilerinizden faydalanalım. Çok teşekkürler. YouTube'da Apsiyon YouTube'u izlemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.